Herkese merhaba, Tonguç Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve ben de bir 8. sınıf öğrencisi olarak bugün de ders çalışmam gerekiyor. Fakat dedim ki neden bugün değişiklik yapmıyorum? Bugün siz de benimle aynı zamanda değişiklik yapabilirsiniz. Bugün kendi rekorumuzu kırıyoruz. Yani nasıl? Mesela benim soru sayı rekorum 350. Ben bugün 500'e çıkarmayı deneyeceğim. Siz de benimle birlikte kendi rekorunuzu kırmaya çalışabilirsiniz. Atıyorum rekorunuz 200'dür, bunu 300'e, 400'e çıkartabilirsiniz ya da 300'dür benim gibi 500'e çıkartmayı deneyebilirsiniz. Aynı zamanda sadece soru sayısıyla değil, eğer saat ile de çalışıyorsanız bunu saat ile de yapabilirsiniz. Birazcık anlamsız oldu ama şimdi açıklayacağım. Bazıları soru sayısıyla çalışır, bazıları da saat ile çalışır. Ben soru sayısıyla çalışıyorum ama bazıları da saat ile çalışır. Rekorunuz 5 saat çalışmak olabilir. Bunu bugün 7 saate çıkartabilirsiniz. Veya rekorunuz neyse bunu bir tık arttırabilirsiniz. Ben 7. sınıfta aslında 500 soru çözmüştüm. Ama hani 7. sınıfta ve 7. sınıfta ben çok da fazla yeni nesil çözmüyordum. Ve o 500 sorunun içinde kolay sorular bulunuyordu. Ama artık 8. sınıfım ve 8. sınıfta biraz daha yeni nesil sorular çözmemiz gerektiği için bu 500 sorunun içinde yeni nesil sorular da bulunacak. Bu arada saat 10.30 gibi uyandım, kahvaltımı yaptım, hemen kamerayı açtım. Şimdi derse geçmem gerekiyor, yoksa hiç yetişecek gibi durmuyor. Umarım bu video hoşunuza gider. Böyle değişik bir video çekmek istedim. Eğer bu rekor kırma serisinin devamını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda bana katılmanızı da çok isterim. Hadi gelin o zaman program hazırlamaya geçelim. Bugün için burada minik bir program var. Şimdi bunu büyük bir kağıda geçireceğim. Sonra da hemen derse geçeriz. Programım bu şekilde oldu. Siz de benimkinden örnek alıp bir program hazırlayabilirsiniz. Konularını kendiniz belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum ki sizce ben bunları yetiştirebilecek miyim? Yani ben kendime güveniyorum ve inşallah da yapabilirim. Aynı zamanda salı günü denemem var ve bu da benim için güzel bir şey olacak. Ben hemen matematik çözmek ile başlayacağım çalışmama. Yoksa şimdi ilk önce matematikle başlamazsam, sona bırakırsam matematik hiç çalışamam. Matematik için bu taktikli soru bankasını kullanacağım. Buradan karaköklü ifadeleri bitirmemişim. Burayı bitirmeye çalışacağım. Sonra da paragrafa geçerim diye düşünüyorum. Şimdilik görüşürüz.
Tekrardan merhaba, benim bir saatim doldu ve toplam 35 soru çözdüm. Yoruldum bayağı ve hafif bir derse geçmek istiyorum. Sanırım DİN'e geçeceğim. Aslında paragrafa geçerim diye düşünüyordum ve matematik çözmeden önce de size öyle demiştim. Ama DİN çözmeye karar verdim. Aynı zamanda birazcık dinleneceğim, kendime sütlü kahve yapacağım, sonra da derse geçeriz. Ben 5-10 dakika dinlendim, şimdi tekrar geldim ders çalışmaya. Sizlere DİN çözeceğim demiştim. Bu taktikle soru bankasından çözmeyi planlıyorum. Fakat şöyle bir sorunumuz var ki hiçbir DİN kitabımdan birinci ünite testi kalmamış. Bu yüzden onları internetten çözeceğim. Bu kitaptan da ikinci üniteyi bitirmeye çalışacağım. Birinci üniteden 60 soru, ikinci üniteden de 60 soruydu. Yani toplam 120 soru. Bunları hiç dinlenmeden çözmeye çalışacağım. Zaten DİN kolay ve tık tık çözülür diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Hadi gelin. O zaman hiç vakit kaybetmeden ders çalışmaya geçelim. Bam 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 bam. Ben geldim, 60 sorumu çözdüm ve 2 tane dikkat hatam çıktı. Yani soruda hangisi verilir diyor mesela, ben onu verilmez diye okumuşum. Neyse, en azından dikkat hatası. Ve ben ne fark ettim? Benim ikinci üniteden 40 soru çözmem gerekiyormuş. Ben gidip 60 soru çözdüm. Neyse, sorun değil, 20 soru fazladan çözmüş oldum. Ve yarım saatte falan çözdüm bu 60 soruyu. Tam olarak süre tutmayı unuttum. Ama yaklaşık olarak yarım saatte çözmüş olmalıyım. Şimdilik böyle. Gelin şimdi birinci üniteden soru çözelim. Bugün hava o kadar çok güzel ki dışarıya çıkmak çok isterdim. Fakat bir 8. sınıf öğrencisi olarak oturup ders çalışmalıyız. Evet, bunu söyledikten sonra gelin ders çalışmaya geçelim. Evet, şimdi benim DİN çalışmam da bitti. Gerçekten çok yoruldum ve hemen dinlenmek istiyorum. Fakat bir şeyin açıklamasını yapacağım. Başka yere çekmenin bir manası yok. Daha önce böyle bir tecrübemiz var. Bazılarınız illaki soracaktır, neden programına fen yazmadın, yoksa fen çözmüyor musun gibi sorular illaki alacağım. Ve şimdi bunun açıklamasını yapmak istiyorum. Ben dün 163 soru yeni nesil fen çözdüm ve bugün de yazmaya gerek duymadığım için programıma eklemedim. Evet, bunun da açıklamasını yaptıktan sonra gelin birazcık ara verelim. Merhaba Nihat amca. Merhaba Gülüm. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın efendim? Ben de iyiyim. Ders çalışmaya gidiyordum. Ne kadar? Ben de ders çalışıyorum. Kolay gelsin. Saçlarım uzamış, saçlarını kestiriyorum. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim efendim. Herkese tekrardan merhaba. Farklı bir yerden karşıladım sizi bu sefer. Canım evde çok sıkıldı ve farklılık olsun diye bahçemize çıktım. Burada birazcık ders çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşım da gelecek. Arkadaşımla birlikte çalışacağız. Benim bir Türkçe ödevim vardı. Onu yapmayı planlıyorum. Sonra da İngilizceye geçeceğim. Aynı zamanda yanıma kahve de aldım. Şimdi gelin ben çalışmaya başlayayım.
ders çalışmaya devam ediyoruz. Ben paragraf çözmeye devam ediyorum. Hala bitmedi. İki testim kaldı. Arkadaşım da kitap okuyor. Sonra da bakkala gideceğiz. Şimdilik görüşürüz. Tekrardan merhaba, ben dışarıdan geldim. Şimdi sizlere neler yaptım bundan bahsetmek istiyorum. Aslında az da olsa çekmeye çalıştım ve umarım güzel çekebilmişimdir. Arkadaşımla birlikte dışarıda ders çalışmıştık. Ben Türkçe çözdüm, paragraf ödevim vardı. Onu bitirdim. Aslında İngilizce çözmeyi de planlıyordum. Fakat hepiniz de biliyorsunuzdur ki arkadaşınız ile ders çalışmaya başlayınca hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yani birden kendinizi sohbete kaptırıyorsunuz ve çalışmanız gereken şey kalıyor. Bu yüzden ben de yapamadım, yani İngilizceyi yetiştiremedim. Neyse, çok da sorun değil, zaten İngilizce hızlı hızlı çözerim diye düşünüyorum. Ve şimdi hemen kapatmam gerekiyor. Çünkü saat 6 oldu ve ben nasıl yetiştireceğim hiçbir fikrim yok. 250 sorum mu ne kaldı? Hemen onları çözmek istiyorum. Ve yarın benim okulum var. Keşke bu kadar geçe bırakmasaydım. Neyse, keşke diyeceğimizde hadi gelin birlikte ders çalışmaya geçelim. Kitabından fen ödevim varmış ve benim yapacak daha çok şeyim var. Hemen bu ödevimi bitireceğim, sonra da bunlara geçeceğim. Ben fen ödevimi bitirdim. Zaten 2 sayfaydı. Şimdi ise geldik İngilizce çözmeye. Buradan 4. ünitenin testlerini bitireceğim. Sonrasında da Türkçe çözmeye geçeceğim. Tekrardan merhaba, benim İngilizce çalışmam bitti. Toplam 120 soru çözdüm ve gerçekten çok yoruldum. Ama çalışmaya devam edeceğim. 190 sorum kaldı ve tahminince 6 saat falan çalıştım. Türkçe ve matematik kaldı bu arada. Matematikten sabah 35 soru çözmüştük. Şimdi ben Türkçe'ye başlayacağım, sonra da matematiğe geçerim. Hadi gelin Türkçe çözmeye geçelim. Merhaba, benim fiilimsi çözmem de bitti fakat bir şeyden bahsetmek istiyorum. Fiilimsi ilk konu olduğu için ben bütün test kitaplarımdan fiilimsi testlerini bitirmişim. Sadece bir test kitabından bir test mi ne kalmış onu çözdüm. Sonra da internete geçtim. Aynı zamanda 120 sorumuz kalmış. Gerçekten çok heyecanlıyım. 500'e çok yaklaştık. Hemen gelin cümlenin ögeleri kısmında maddesini de bitirelim. Sonra da matematiğe geçelim.
Tekrardan merhaba, benim Türkçe çalışmam tamamen bitti sonunda. Şimdi ise matematiğe geçeceğim ve benim aklıma ne geldi? Yarına matematik ödevim var ve iyi ki de geldi. Yoksa çok kötü olacaktı. Zaten 17 soruluk hızlı hızlı yaparım diye düşünüyorum. Sabah da 35 soru çözmüştüm. İkisini toplayınca zaten 50'yi geçiyor. Sonrasında da 500 için 50 sorumuz kalıyor. Vakit kaybetmeden o zaman matematik ödevimi yapmaya başlayalım. Görüşürüz. Ödevimi yaparken çekmeyeceğim çünkü hızlı hızlı bitirmek istiyorum ama matematik çözerken çekeceğim tekrardan. Şimdilik görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Şu an saçım başım birazcık dağınık ve arkası birazcık titriyor. Yani çok da sorun olmaz diye düşünüyorum. Benim çalışmam bitti. En son 48 soru matematik çözmüştük. Bununla da birlikte 502 soru oldu. Şimdi gelin birlikte bir programa göz atalım. Matematikten 101 soru, paragraftan 45, Türkçe 121, İngilizce 116, dinde 120. Şöyle de göstereyim. Yaklaşık 8-9 saat çalışmış olmalıyım. Süre tam olarak tutmadım. Sadece soru sayısıyla çalıştım. Ama yaklaşık olarak 8-9 saattir diye düşünüyorum. Benim için çok güzel geçti. Çok verimliydi. Ayrıca çok da yorucuydu. Umarım siz de bana katılmışsınızdır. Katıldıysanız çok mutlu olurum. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda siz de rekorunuzu kırabildiniz mi? Bunları da yine yazabilirsiniz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Tonguç Akademi'ye beni kanalına davet ettiği için çok teşekkür ederim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda bu serinin devamını da isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.